Selam Orçun, selam Korgun. E-girişime hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ ol sen. Ben de iyiyim, teşekkürler. Bugün sizin mekanınızdayız. Evet. Şef Gibi'nin mutfağındayız. Öncelikle bir kısaca kendinizden bahseder misiniz? Şef Gibi'den önce ben danışmanlık alanında çalışıyordum. Ondan önce de yatırım bankacılığı yaptım iş alanında. Abi sen neler yapıyordun daha önceden? Ben vergi danışmanı olarak başladım kariyerime. Sonra bir başka bir girişimde finans işlerini hallettim. Arkasından da işte Korgun'la konuşup bir ne yapabiliriz diye düşündük. Ortak noktamız zaten yemekti. Yani böyle komik anılarımız var. Biz küçükken böyle birlikte sos yapardık zaten cips batırmak için. Şimdi biraz daha büyüttük. Yemek yapıyoruz onun yerine. Ne güzel. Peki Şef Gibi'den biraz bahsedebilir misiniz? Nedir tam olarak? Şef Gibi çok kısaca bahsetmek gerekirse bir yemek pişirme çantası servisi. Bu yemek pişirme çantası nedir? İçinde tam ölçüsünde malzemelerin olduğu ve bu malzemelerin nasıl kullanılacağını anlatan tarif kartlarının olduğu bir çanta. Kullanıcı kısaca çantadan bir yemek için tarifini çıkartıyor. 30 dakikada tarif kartını takip ediyor ve harika yemekler yapıyor. Kısaca böyle söyleyebiliriz. Yemeklerin bir özelliği de şöyle oluyor. Biz yola nasıl çıktık? Bir yandan evde kendimiz yemek yapıyorduk. Bir yandan dışarıdan sipariş veriyorduk. Bir yandan gördük ki her şey rutine bağlamaya başladı. İstediğimiz kalitede yemek yiyemeyemeye başladık. Tabii bu akşamımızı, sabahımızı ve aslında hayatımızı etkilemeye başladı. Dolayısıyla evde kısa zamanda nasıl en güzel yemeği yaparız, nasıl sağlıklı kalırız diye de bir düşünmeye başladık. Sonunda da baktık ki elimizden tarifler, malzemeler geçtikçe de bir optimum noktayı bulduk. Evet. Sonra Şef Gibi ortaya çıktı. Evet, sonra Şef Gibi kurduk. İlk tariflerimizi yazdık. Peki bu tam kurulum aşaması nasıl gerçekleşti? Yani siz nasıl birbirinizi buldunuz? Yani bu Şef Gibi kurma kararını nasıl verdiniz? Evet, herkes hayatında sorunlar yaşıyor ama soruna çözüm üretme noktasında bir şey yapamıyor. Siz nasıl yaptınız bunu? Nasıl başardınız? Ya işte dediğim gibi zaten biz çocukluk arkadaşıyız. Normal farklı işlerde çalışsak da sürekli iletişim halindeydik, görüştük haldeydik ve işler üzerine konuşuyorduk. Bu işler daha güzel olabilir, biz şöyle işler yapsak daha güzel olabilir diye. Aslında iyi bir iş yapmak istiyorduk. Ve sonucunda hani böyle bir işin iyi olacağını düşündük ve ilk denemeyi aslında birbirimiz üstünde yaptık. Evet. İlk tarif çantasını birbirimize hazırladık. Baktık hoşumuza gitti mi? İlk testi aslında birbirimizin üstünde yaptık. Daha sonra biraz daha açıldık. İşte bir landing sayfası oluşturduk. Daha sonra yabancı insanları denetmeye başladık. Öyle öyle küçük küçük test ederek devam ettik. Bugün de öyle devam ediyoruz. Evet. Hatta ilk bu fikri böyle düşünmeye başladığımız zaman biraz şekillenince Korgun bana böyle elinde bir poşet, içerisinde bölünmüş malzemeler ve bir tane de yemek tarifi verdi. Dedi ki bak bakalım olacak mı? Hakikaten malzemelerin o bölünmüş olması, elimde bir tarifin olmuş olması bir anda yemek yapma işimi evde hızlandırdı. Arkasından da baktık ki model öncelikle bizim çok hoşumuza gidiyor. Evde bize güzel bir katkı sağlıyor. Birlikte de dedik ki bu işi tamam hobiden alıyoruz ve artık profesyonelliğe götürüyoruz. Peki insanları ikna etmeyi nasıl düşündünüz? Yani nasıl ikna etmeyi planladınız? Ya başta şöyle düşündük, bu servisi gördükleri zaman hani sonuçta bu insanlar normalde süpermarkete gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar, bir tarif buluyorlar. Daha sonra evde gelip o malzemeleri, o tarifi, yani aslında normalde sistemde yapılan bir şey. Biz bunun biraz da kısa versiyonunu hazırladık. Sadece bu servisi duyunca insanların çekebileceğimizi düşündük. Keza bugün de öyle, yani servis hakkında bilgisi olan hayatındaki bir kolaylığı çabucak anlayabiliyor. Evet, yani aslında servisi anlatarak diyebilirim. Mesela tarif kitapları var. O tarif kitabını açıp benim bile bazen boş kaldığım zamanlarda bir yemek yapmaya çalışmak çok zor oluyor. O anda malzemeyi bulmak, onları bir araya getirmek. Evet, siz gerçekten hani teşekkürler, bana da bir tane hediye göndermiştiniz. Evet, bir araya getirip onları sunmak ayrı bir olay zaten. Aynen. Evet. Yani biz ikimiz de hayatında bu sorunu yaşayan insanlardık. Yani bir yemek yapmak için işte birkaç gün alışveriş, bir de her malzeme tek noktadan da çıkmıyor. Farklı yerlere gitmek zorundasınız bazen malzemeler için. Bu şekilde yani fonksiyonelitesiyle çözdük. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. İnsanlar hep aynı şeyleri yiyor. Biz bile aşağı yukarı hafta boyunca, ay boyunca hep aynı şeyleri yiyoruz. Belki ay boyunca 1-2 ve en fazla maksimum 3 farklı şey yiyebiliyoruz. Evet. İşte döneri, köftesi, tavuğu, işte çorbası, makarnası hep aynı. Evet. Biz burada birazcık da şunu yapıyoruz, her hafta zaten 6 tane yeni tarif üretiyoruz. Bizim tarafta bu operasyon yükü olsa da çok eğlenerek yaptığımız bir şey. Özellikle dediğim gibi beslenmeye, doğru beslenmeye yöneltecek tarifler seçiyoruz. Ki 3 tanesi zaten Akdeniz diyetine uygun hazırlanıyor artık. Kalan yemeklerde de çok fazla aşırıya kaçmıyoruz hiçbir zaman. Renklerine dikkat ediyoruz.
Tadına dikkat ediyoruz. Her tarifi bir kere biz de tekrar yapıyoruz. Sonuç olarak aslında senin o üşendiğin malzemeye gideyim alayım değil de zaten sana malzeme hazır geliyor. Ufacık bir kutunun içerisinden çıkartıp sadece kesme, biçme işlemlerini, pişirme işlemlerini yapıp güzel bir tada ulaşıyorsun. Gıda girişimi olmak genel anlamıyla, sadece girişim olarak da düşünmeyin, gıda işi yapmak gerçekten zor. Neden? Evet. Ürünlerin son kullanım tarihlerine dikkat etmek, tazeliklerinin korunmasını sağlamak. Evet. Bu noktada ne söyleyebilirsiniz? Yani bizim servisimizin oldukça bir katma değeri var. Yani bir fonksiyon olarak. Hani taze malzemeleri, en iyi malzeme buluyoruz ve bunun üzerine oluşturduğumuz çantanın bir katma değeri var. O yüzden biz bu katma değerden faydalanarak aslında planlamalarımızı da doğru yaparak, hani taze malzemeye ulaşmak bazen zor olabiliyor ama doğru planlamalarla bütün malzemelere ulaşabiliyorsunuz. Bizim burada katma değerimiz evet taze malzeme, bunları planlamak ve servisimiz yani. Bunda düzgün gidildiği zaman bir sıkıntı şimdiye kadar çok yaşamadık. Peki siz şu an nerede faaliyet gösteriyorsunuz? Yani şu anki pazarınız nerede ve Türkiye içinde en azından nereyi hedefliyorsunuz? Kısa ve orta vadede. Belki uzun vadedeki hedeflerinizi de dinleyebilirim şu an. Açıkçası şu anda birkaç ilçede faaliyet gösteriyoruz. Anadolu yakasında, Avrupa yakasında, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Ataşehir bunlar örnekler. Uzun vadede zaten dağıtım alanımızı iyice yaymaya çalışıyoruz. Arkasından da fiziki noktalarda satış başlatmak istiyoruz. Şu an yalnızca internet üzerinden servisimiz. Yani gidip bir süpermarkete ya o malzemeleri tek tek almak yerine belki raftan sadece bizim kutumuzu alıp evine gidip yine aynı şekilde yemek yapabileceksin. Yani fiziksel dükkanlarda da bulunmayı planlıyoruz yakında. Sadece. Aslında zor bir iş yapacaksınız çünkü sizin de onlara maksimum 1-2 veya 3 günü tutmanız gerekecek değil mi? Biz de şöyle, zaten biz şu anki mevcut sistemimizde 7 gün kullanım süresi veriyoruz. Yani paketi aldığın zaman 7 gün içerisinde tüketebiliyorsun. Bunun da şöyle sağladık. Bizde gelen taze malzemeler, zaten taze olmayanlar bozulmaz. Taze malzemeleri biz zaten bir gece öncesinden alıyoruz. Dolayısıyla aldığımız gibi paketleniyor. Paketlendiği gibi sabahında da müşterilere gidiyor. Böylece dediğim gibi en taze malzemeyi bulma imkanımız hep var bizim. Peki menüleri hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani lokal trendlere dikkat ediyoruz. Aynı şekilde globalde de bakıyoruz hangi yemekler, hangi malzemeler ön plana çıkıyor. İnsanlar neler tercih ediyor. Bildiğin... Çıkıp dolaşıyoruz da, sokakta dolaşıyoruz, farklı semtlerde farklı restoranlara gidiyoruz, insanlar neler tercih ediyor bunları görmeye çalışıyoruz ve bütün bu trendleri toplayarak, Orçun'la benim hani bir yemek bilgimiz de olduğu için bunları harmanlayıp zaman zaman da diyetisyenlerden ve sporculardan da danışmanlık alarak öyle bir ortak çalışma yapıyoruz. Bir de hep derler ya böyle yemek ayırtma evladım diye, bizde de gerçekten her yemeği gidip hangi kültüre ait olursa da olsun mutlaka deneyip en kötü kendimize uyarlayabilecek bir kapasiteyi şeye getirebiliyoruz formata. Aynı zamanda tariflerimizi geliştirirken müşterilerimizi, abonelerimizi de dinliyoruz. Her hafta kendilerinden geri dönüşler alıyoruz. Gerek telefonla, gerek anketle ve detaylıca soruyoruz. Hani tariflerimizi beğendiniz mi? Ya da beğenmediyseniz neyi beğendiniz diye. Bu şekilde de çok geliştirmeler yapıyoruz. Yani abonelerimiz de tariflerimizi geliştirmekte yardımcı oluyorlar bize. Peki biraz da global hedeflerinizi dinleyelim. Globalde neyi planlıyorsunuz? Globalden önce aslında ilk aşamada yalnızca İstanbul değil, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlere açılma gibi planımız var. Arkasından ise ilk global diyebileceğim şey, expatların çok yaşadığı Dubai gibi ülkelere gitmek. Biraz daha doğu tarafına. Çünkü batıda bu iş biraz daha saturated olmuş durumda yani. Amerika olsun, Avrupa olsun. Oldukça yoğun şey. Oraya belki girmeniz zor olabilir ama dediği gibi biraz daha doğuya doğru, Dubai gibi merkezlerde bir şubeyi açabiliriz. Peki yatırım ihtiyacınız var mı? Yatırım arıyor musunuz? Ya bugüne kadar kendi sermayemizle buraya geldik ve orta vadede bir yatırımcı olarak bu işi biraz daha hızlı büyütmeyi planlıyoruz. Şu an girişiminizin Türkiye ekonomisine bir katkısı var mı? Bir katma değeri var mı? Şöyle bir katma değeri var. En başlıkta biz yalnızca evde sağlıklı yemek değil, aynı zamanda gıda atığına karşı da bir önlem olarak çıktık piyasaya. Şöyle, biz her malzemeyi tam porsiyonlarına bölerek yolluyoruz. Böylece süpermarketten 5 gram kullanacağım bir maydanoz için 20-30 gramlık bir demet maydanoz almıyorsun. Bu sayede evindeki çürüme azalıyor. Çünkü bizim gönderdiğimiz malzemeler tam ölçüsünde yapıyorsun, yemeğini yiyip kapatıyorsun. Girişiminizin Türkiye ekonomisine katkısı var mı? Yani ne tür bir katma değer oluşturuyorsunuz? Yalnızca teslim ettiğimiz yemekler değil, biz aynı zamanda gıda atığına karşı da bir hareket başlattık. Biz her şeyi tam ölçüsünde yollayarak evlerdeki gıda atığını azaltıyoruz. Yaklaşık 20 milyon tonluk
bir gıda atığı var yıllık olarak Türkiye'de. Bunun sebebi de tabii ki de süpermarketlerde tam ölçüsünde malzeme alamamanız. Yani mutlaka her evde sebze olsun, meyve olsun veya ekmek olsun, ki ekmek de bunun büyük bir alanını oluşturuyor, bir çürümeye kalıyor. Çünkü bir sonraki gün o taze ekmeği yine istiyoruz. Bayatlayan ekmeği de çöp atmak durumunda kalıyoruz. Bunun dışında biz bunu çevreciliği yalnızca ürünümüzle değil, müşterilere teslim ettiğimiz çanta, plastik kullanıyorsak ki çok aza indirdik onu son 2 ayda, plastik veya kuru buz gibi malzemelerinizin hepsini düzenli olarak da toplatıyoruz. Şu an insanlar sizin girişiminizi nasıl kullanabiliyor? Yani nasıl sipariş verebilirler? Şu şekilde oluyor. www.chefgibi.com adresimiz üzerinden aboneliklerini başlatıyorlar gayet kolay bir şekilde. Daha sonra biz onlara haftalık olarak teslimatlarına başlıyoruz. Daha sonra tekrar sitemiz üzerinden bu teslimatlarını kolayca kontrol edebiliyorlar. İstedikleri haftalar durdurabiliyorlar. Sonra tekrar devam edebiliyorlar. Bu şekilde planlamalarını yapabiliyorlar. O zaman ben teşekkür ediyorum girişime konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Artık yeni güzel röportajlarda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Görüşürüz. Her zaman bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.